Sevgili Posta Aktüel takipçileri, bu akşam Esen Grunthal'deyiz. Beyazıt Öztürk'ün hazırlayıp sunacağı Beyaz Show programı için burada bulunuyoruz. Geceye müthiş bir ilgi var. Avrupalı Türk vatandaşları şimdiden salonun önünü doldurmuş durumda. Aldığımız bilgilere göre de bu geceki show için tüm biletler satılmış durumda. Parçalısın gibi. Evet, seni de takdir ediyorum. Yakışan gibi. Merhabalar Posta Aktüel takipçileri. Bu akşam Riba Events'in organizasyonu olan Beyazıt Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Beyaz Show programındayız. Salon yavaş yavaş dolmaya başlamış durumda. Aldığımız bilgilere göre daha önce de söylemiştik, bilet kalmadı. Ancak Esen yolu üzerinde müthiş bir trafik oluştu. Bunun içinde bazı gecikmeler olduğu söyleniyor. Gördüğünüz gibi sizin de salon tıklım tıklım dolu. Birazdan inşallah Avrupalı Türkler olarak Beyazıt Öztürk ve misafirleriyle birlikte olacağız. Yüzüne baka baka söyledim. Bir kısmı vardı. Senin için istediğin de var. Evet, dans edelim. Buyurun. Evet sevgili Posta Aktüel takipçileri, şu an salonda insanlar müthiş bir heyecan içerisinde. Birazdan Beyazıt Öztürk ve misafirlerinin sahne almasını bekliyorlar. Onlar hazırlanırken ekranda Beyazıt Öztürk'ün geçmiş dönemlerde yapmış olduğu programların bir klibi seyrettiriliyor. Keyifli olacak. Hepinize öncelikle bize vakit ayırıp buraya geldiğiniz için sonsuz teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Şimdi burada bir hanımefendi var yanımızda. Kendisi biz Esen'e Düsseldorf'a geldiğimizde bizi bir yemeğe götürdüler. Onların restoranına götürdüler. Yaklaşık Düsseldorf'tan 4,5 saat uzaklıkta. Ya bu Almanya'yı anlamadım abi. Vallahi anlamadım. Yani her yer bir şeye uzak yani. En son geldiğimizde bizi Bochum'a götürmüşlerdi. Gerçekten yani. Bochum'a gittik yani. Bir anneler bir yere götürüyor. O kadarını biliyorsun yani. Devamı önemli değil. Nerede oturdunuz? Bak burada harika bir izleyici kitlesi. Bütün Türk dostlarımız, arkadaşlarımız, annelerimiz, abilerimiz bizi izliyor. Senin bunlar büyüklerin. Onlara buradan bir şey söylemek ister misin? En son ben böyle bir ufak yavrumuza canlı yayında bir şey söylemek ister misiniz dedim. Valinin kalıbına tüküreyim demişti. Evet, onu hatırlıyorum çünkü. Tedirginim de şu anda. Ne söylemek istersin? Bilmiyorum. Çok sevdiğini söyle onlara. Herkes çok seviyorum de. Çok seviyorum. Allah yerim ben. Harika olacak burası diye. Işıkları biraz yakma imkanımız var mı? Türbünlerdekileri de bir görelim. Türbünlerde de bir kalabalığımız var mı? Şuradan. Evet, bir dakika şimdi. Bunu video yapıyoruz. Şimdi bir saniye. Böyle, cep telefonlarını bir çıkartalım. Herkes bir ışıklarını yaksın. Herkes aynı anda aklına gelmiş gibi hep beraber beyaz, beyaz.
benim işim görüldü. Artık o kadar samimiyiz ki sizle. Yani... Sevdim kendimi bana sorma. Bundan sonra sana gözüm gibi bakmam. Seni hiç kimse alamaz, unutma. Kimse de üzemez, karşılarına ben çıkarım. İvan'a sert. Sert. Harika. Abone olmayı unutmayın. Benimki de biliyorsunuz. Benim YouTube kanalımı da bıraktım ben de. Aşkım ondan sonra kaldı öyle. Çay alır mıyız? Nasıl istersiniz diye. Vallahi şahane gözüküyorsunuz buraya. Abi uçakla geliyoruz tabii ki de. Uçağa evet. Bindim. İşte Almanya uçağına bindik. İşte yanıma bir abi oturdu. Döndü beni yolda İbrahim abi ne verdi? Sen de mi Almanya'ya? Uçakta.
dedim ben Avusturya'da ineceğim yani. Muhtemelen benimle beraber sen de ineceksin inerecek beraber. Ama şahane bir yer. Yarın reform bayramı galiba. Bayramınız mübarek olsun. Hepiniz büyüklerin reformundan öpün. Ne olur bilmiyorum. Reform bayramı ne bilmiyorum ama her yer kapanıyormuş. Dün duydum. Evet, yarın hala kapalıymış ona göre. Evet. Belki bilmiyorsunuz da bir söyleyelim size. Evet. Bu arada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızda kutlu olsun. Devam ediyoruz, hızlanıyoruz. Alkışlarla müthiş bir ses. Gerçekten müthiş bir ses. Çok güzel bir kader. Zinet Salih geliyor efendim. Keşke şeyi de sorsaydık, onların bize pasaportta sorduklarını.
long have you been here? Benim pasaport memuru böyle konuşuyor. How long have you been here? Sofa. How long have you been here? Yani ne kadar daha burada kalacaksın? Four days ya. Ya inanılmaz, çok çok güç davranıyor. Ama herkes kendi sürüklerine denk geliyormuş. Evet, devam edelim. Yapmışım ki ya. Dedi ki bu adamın kendine zarar dedi. Bize bir zarar verir. Kumu kendine zarar verir. Gördüm dedi. Sorun bile sormadı ya. O montu getirdim burada mı ya? Görmedim lazım herkesin. O montu lütfen. Padişe üzerinde yazılar yazılar. Olacak iş değil. Balız gibi tek şey var. O korku bitmez ya. Senin bence Padişe'ye ayrı pasaport çıkartman lazım. Hani karakteri var bayağı insan yükseliyor. Abi Padişe'nin taşıma ruhsatı var Bülent abi. Öyle mi Padişe? İlk defa yemin ediyorum soru dahi sormadılar bana. Sormadılar ha ben gördüm. Yok böyle baktı. Ama ben yorulurum. Nasıl bu da damlayı bir daha? Ama böyle. Çünkü bunun tersi bu oluyor. De... O sınır dışı abi. Sınır dışı. Bu yoksa görüşürüz yani. Yarıda kaldı. Bu da... Yeni evlenmiş bir hanımefendi var. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Bravo. Üstüne geldi. Burada Erkan. Evet. Biz beraberdik yemekte. Harika bir adam. İnanılmaz efendi bir adam. Çok akıllı bir adam. Çok daha önemlisi. Dün yemekte ben hani onu gördüm bazı hareketleri. Çok ince. Çok naif. Hassas bir adam. Gerçekten de çok teşekkür ederim. Çok yakışmışsınız dediğinizde. Çok teşekkür ederim. Maşallah. Darısı başına beyaz itin. Maşallah. Biliyorsun mazlum bekar olarak yıllarca gezdik beraber. Ama ben işte Esen'den artık ümitliyim yani. Belki benim uğrum gelir sana. İnşallah. Biliyorsun hani en son programımızı da pasaporta kadar bağlamıştın beni. Evet doğru. Ama... Nasıl teklif etti? Sen bana onu sorun. Ben mi? Evet. Nasıl teklif ettin? Zaten geçen yıl birlikte çalışmaya başladık. Kendisi de müzisyendi. Evet. Kıbrıslı da aynı zamanda. Bir baktık hem aynı dili konuşuyorum Kıbrıs, hem müzik dili hem Kıbrıs. Başladık. Çok naif bir şekilde teklif etti. Bir akşam hiç beklemediğim bir gece. Tamamen hani böyle kızlar bilir. Çok paspal olduğumuz bir gece. Pijamalar, makyajsız falan. Annemle konuşuyorum. Koltukta, televizyonun karşısında. Senin makyaj saatli, dünya güzel. Gözlerim doldu. Hani biz kadınlar duygusalızdır. Valla bütün gece ağladım desem inanır mısınız? İnanmaz mısın? Yok, ağladım. Ağladım. Hemen en yakın arkadaşlarla. Yine doldu, gözleri doldu. Vallahi doldu. Vallahi doldu. Bağımsız mı? Kolu böyle... Nereme koyayım bu kolu artık? Böyle... Kol böyle gitmek istiyor ya. Ölmüş bu kol böyle, mos mu? Ya böyle olmaz. İşte yok... Ne bileyim uzanıyorsun böyle bir yüz yüze konuşma vardır böyle. Nasıl geçti böyle? İyi hadi, iyi hadi. Tamam uyuyorsun. Hadi dönmeyeyim sırtıma şimdi, ayıp olmasın. Evliliğim dönemi. Anam... Nefesiyle burnunu çürütmeye başlıyor. Ya oksijeni alıyor, karbondioksiti veriyor. Gerçekten bakın. Ben gerçekten normalde daha yakışıklıydım. Karbondioksit. Karbondioksit. Günler çok dolmuş. Ya bir de son bir şey daha var, bugün aklıma geldi. Allah'ım. Bir de yine bunu erkekler yaşıyor. Arkadaş, siz bizimle evlenmek mi istediniz? Yoksa Instagram'ınıza fotoğraf çekelim diye?
Abi elimde telefon, oluyorum sana böyle çekiyorum, sürekli onu çekiyorum. Bir yere gidiyoruz, bir köprü var. Aşkım burada beni çeksene, ha. Ve her seferinde şu var, nasıl olmuş? Çok kötü. Ya belki sen kötüsün, bir şey kötü duruyor. Ya bu telefon 17 megapiksel, ya bu telefonda röntgen çekiliyor ya. Ya bazen o kadar uzun fotoğraf çekiyorum ki, ya yemin ediyorum MR çekersen aynısı. Bayağı karaciğerinize bir kitle var. Ona gider iş ya. Yani. Abi. Elini kaç sene. Yani abi bir tarafından böyle de bakman abi lazım. İbrahim pişman değilsin değil mi? Yok pişman değilim, çok güzel. Kaç sene. Devam. Hayır, pişman değilim. Yani çok askerlik güzel gibi düşündüm ama bedelli asker. Yani bedelli. Ödülürsün. Bedelli. Bedelli yani. Abi ya. Ulan sen ne yap- Gel otur ya, gel. Milli takımımızın gururu. Amin. Harika işler yapıyoruz. Mikrofon. Şimdi vereyim. Nasılsın Kaan'cığım? Çalışmıyor. Gel buradan beraber gel. Harika. Neler yapıyorsun? Anlat. Bol bol futbol oynuyorum. Evet. Harika. İzliyoruz. Bir VTR'si var. Kaan'ın golleri. Milli takımdaki golleri. Bir onu bir izleyelim mi? Hazırsa VTR. Bislang in vier Spielen noch ohne Niederlage geblieben ist. Und hier die erste Chance für die Türkei. Und da ist das Tor. Das ist die Minute. Super-Variante. Wird außen von dem Ist-Innenverteidiger Meri Demiral nochmal scharf gemacht. Und der zweite, Kaan Ayhan von Fortuna Düsseldorf mit dem Kopfballtor. Führung für die Türkei. Und das zweite Länderspieltor für Ayhan. 41 Mal für Frankreich getroffen und ist Zweiter in der ewigen Torschützenliste. Aber die Türken gaben die canımda, ruhumda taşıyorum.
Konuşamadık. Abi iyiyim. Çok iyisin. Tamam. Bülent abiye devam edelim. Oysa burada mıydın? Ne zaman geldin? Var mı? Ben de var. Oğuzhan'ım ya. Şuradaki kızların bu, kağıt soruları. Heh. Evet. Hepsi seninle fotoğraf çektirmek istiyor. Hepsi. Ben de hepsiyle fotoğraf çekilmek istiyorum. Var mı bir kişi gelsin fotoğraf çekeceğim. Bülent. Gel.